Vallahi ülkenin umudu olarak görüyoruz. İyi günlerde karşılayacağız kendisini. Bu kalabalığın daha çok olmasını istiyorum. Yani bu iktidardan kurtulmayı da istiyorum. Vallahi Kılıçdaroğlu'nu halkın yanında görüyorum. Halkın sorunlarını dile getiriyor. Artık bu sistemin değişmesi için elinden geleni yapmalı ve bence de yapıyor yani. Hayırlı uğurlu olsun vatana, millete. Çok seviyorum kendisini. Her zaman Kılıçdaroğlu'ndan yanayım yani. Karanlık bir Türkiye'den aydınlık bir Türkiye'ye geçeceğiz. Bunu partimiz, genel başkanımız sağlayacak. Bütün herkesin yaşanılabilir Türkiye'de olmasını diliyoruz. Bunun için buradayız. İnşallah hortumculardan, hırsızlardan kurtulacağız inşallah. Ne söyleyeceğiz? Çalınanlar geri alsın yeter. Başka bir şey istemiyoruz. Bu yıl oylarımızı ona vereceğim. İnşallah bu sene o başa geçer. Görünüşte öyle görünüyor. İnsanlar gerçekleri görmeye başladı. İnşallah başarılı olurlar. Onu silme götürecek. Allah için. Tek parti. Tek parti istiyoruz iktidarda. İnşallah emekliler için, yaşlılar için Kılıçdaroğlu'nu istiyoruz. Vallahi beklentim iktidar olmak. CHP'ye güveniyorum. Hani babam da babamın gösterdiği yoldan devam etmek istiyorum. İnşallah iktidar oluruz. Ya emeklilere, işsizlere, bütün Türkiye'ye çok güzel, çok güzel şeyler olacak inşallah gelirse. Kılıçdaroğlu çok dürüst ve çok iyi bir insan. Gerçek bir insan, gerçek bir insan Kılıçdaroğlu. Sevinçliyim. Yani inşallah kazanırız, inşallah yolumuza devam ederiz. Her şeyin çok daha güzel olmasını istiyoruz ve ümidimizi hala kaybetmedik. Güzel günler görecek Türkiye inşallah bu sayede. Eğitim seviyesi düşük insanlara hediyeler, para vererek insanlara oy kazandılar. Hırsızlık yaptılar, çuvalları çaldılar. Bütün herkes okusun, insanları sınava tabi tutmasınlar. Bugüne kadar kaç yıldır Ahmet Necdet Sezer'den beri memlekette ben Cumhurbaşkanı görmüyorum. Ben kendi düşüncem bu. Başbakan görmüyorum. Memleket tamamen talan edilmiş. Bütün memleketin düşmanlarına, harici düşmanların hepsine peşkeş çekilmiş durumdadır. Bunun giderilmesini istiyorum.